değerli basın mensupları, yasama faaliyetleri ve cevaplanmayan soru önergelerimiz üzerine bir basın toplantısı yapacağım. Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri üzerinden 14 ay, yerel seçimler üzerinden ise yaklaşık 4 ay geçti. Seçimlerden önce doğal olarak her siyasi parti, seçimleri kazandığı takdirde ülkeyi nasıl yönetebileceklerine dair vaatlerde bulundular. Bunları kamuoyu ile paylaştılar, vatandaşlardan oy istediler. Peki bir siyasi parti vatandaşlarına yalan söyler mi? Elbette söylemez. Ayrıca söylememeli de. Yapamayacağı vaatleri abartarak dillendirmek başka bir şey, olmayan şeyleri varmış gibi göstermek, Kaf Dağı'nın ardından sahte muştularla topluma umut pompalamak, göz boyamak ve bile isteye yalan söylemek ve bunlar bambaşka şeylerdir. Esasen AK Parti iktidarı Stalin'in tavukları metodunu ülke insanına uygulamaktan başka bir şey yapmamaktadır. Vaktim kısıtlı olduğu için bunun ne anlama geldiğini uzun uzun anlatmayacağım. İktidar kontrollü ve bilinçli bir yoksullaştırma siyasetini bu ülkeye dayattı. Tam bir kısır döngü içinde bırakılan halkımızı bu çıkmazdan kurtarmak adına gerektiğinde sesimizi ama ilkesel olarak sözümüzü yükseltmek için burada bu kutsal çatı altında var gücümüzle çalışıyoruz. Cumhur iktidarı seçim öncesi olan olmayan ne varsa saçtı, savurdu. Olmayan petrolleri traktörünüze doldurun dedi. Olmayan doğalgazı güya hanelere gönderdi. Saçma sapan vaatlerle halkımızı kandırıp durdu. Sırf seçim kazanmak uğruna Hazine ve Merkez Bankası kaynaklarını har vurup parmağı savurdu. Karşılıksız para bastı. Kredi ve swap adı altında yüksek faizlerle borç alarak ülkemizi borçlandırdı. Uyguladığı bu seçim ekonomisi yüzünden daha yılın yarısında 2023 bütçesini tüketti. Nas diyerek düşürdüğü faizi pas diyerek çöpe attı. Ve dünyanın neredeyse en yüksek faizini milletimize dayadı. Sonra niye gün be gün yoksullaşıyoruz, gıdaya ulaşamıyoruz diye konuşuluyor. Çünkü ata et, ite ot siyaseti yapılıyor Türkiye'de. Hep sonuçlarla ilgilenmemizi isteyen sebeplerden münezzeh bir Hacı Yatmaz iktidar zihniyetiyle imtihan oluyoruz. Ülkemizin ormanlarını, zeytinliklerini, sahillerini imara açtı. Limanlarını, havaalanlarını, yeraltı ve yerüstü varlıklarımızı sattı. Gelecek olan kamu gelirlerini bile ipotek etti. Hatta kim olduğu belli olmayan yabancılara Türk vatandaşlığını parayla sattı. Sonra ne mi oldu? Tam bu hovardacı harcamalar sonunda memurun ve emeklinin maaşlarını ödeyebilmek için yeni kaynak arayışına girdi. Peki buldukları dahiyane fikir neydi? Evet, bildiniz. Vatandaşa yeni vergi ve harçlar salarak günü kurtarmak. Son iki haftadır Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine getirilen ve yağdırılan kanun tekliflerinin amacı da budur. Genel kurula sevk edilen vergi paketine de ne türden tavşanlar sokuşturduklarını milletimize anlatacağız. Bugünler daha iyi günlerimiz. Bu zamlar ve getirilen vergi artışları fragmandır değerli basın mensupları. İki seneyi aşkındır özellikle söylediğim bir konu var. Ve bu sözü söylemekten gerçekten büyük bir üzüntü duyuyorum. Ama inanın bugünler daha iyi günlerimiz. Bu zamlar ve getirilen vergi artışları daha fragman. Merkez Bankası'nın bilmem kaç milyar dolarlık döviz rezervi ve tonlarca altın stoku var diyorlardı. Karadeniz'de bulunan doğal gaz ve Gabar'da bulunan petrol bile bunun gibi 10 tane depremin masraflarını karşılayacak miktarda diyorlardı. Hani nereden? Hani vatandaşı bedava vereceğiniz o doğal gaz? Hani Gabar'da bulunan o ve traktörü yanaştırıp depolarımızı dolduracağımız o muazzam petrol? Tüm sorunların temel nedeni hukuksuzluk ve ona yol veren Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemidir. Esasen bugün yaptığımız tüm bu çöküşün temelinde tek adamla ve parti devletine yol veren Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi vardır. Ülkemizin günden güne hukuk devleti ilkelerinden koparılıyor oluşu vardır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle yasamanın yani çatısı altında bulunduğumuz yüce meclisin daha etkin ve saygın olacağı söyleniyordu. Oldu mu? Evet oldu diyen buyursun. Çünkü burada milletvekilleri yalnızca bir rutini yerine getirmek ve yükümlü kişiler haline getirildi. İktidar çoğunluğunun istemediği milletimize ait hiçbir talep karşılık bulmuyor. Konuşma masuliyetimiz iş tüzük gerekçeleriyle kısıtlanmaya çalışılıyor. Hükümete yönelttiğimiz soru önergelerinin cevabını alamıyoruz. Verilen cevaplarda kara mizah ötesi,
Kanun tekliflerimiz daha komisyon aşamasında reddediliyor. Verdiğimiz genel görüşme ve araştırma önergeler hakkında birkaç dakika konuşabilmek için neredeyse deveyi iğneden geçirmek zorunda kalıyoruz. Değerli basın mensupları, bu vesileyle Saadet Gelecek Grubu ve şahsımın son bir yılda milletimiz adına hükümete sorduğumuz ve anayasa gereği zamanında ve makul bir şekilde cevaplanmasını beklediğimiz bu süre 15 gündür bazı hususları ve yaptığımız yaşama faaliyetlerinden bahsedeceğim. Bugün itibariyle 28. dönemde yani son bir yılda toplam grup olarak 25, şahsım olarak 6 kanun teklifi, grup olarak 318, şahsım olarak 56 soru önergesi, grup olarak 79, şahsım olarak 16 araştırma ve genel görüşme önergesi, şahsım olarak 85 genel kurul konuşması, grup olarak 77, şahsım olarak 25 basın açıklaması ve yaklaşık 310 civarında TV, sosyal medya ve belgesel programlarına katılım sağlamış bulunmaktayım. Bugünkü basın açıklamamda sadece soru önergeleri ile olan kısmına değinmek istiyorum. Yukarıda da söylediğim gibi bugün itibariyle 56 soru önergesiyle milletimizin sorunları ile hükümetin yürüttüğü uygulamalar hakkında Cumhurbaşkanlığından ve ilgili bakanlıklardan bilgi istedim. Çok dikkatlice dinlemenizi istirham ediyorum ve dikkatlerinize arz ediyorum. Cumhurbaşkanı yardımcısına 13 soru sordum. Soru önergesi verdim. Hani anayasayı değiştirecekler ya, yeni anayasa istiyorlar ya, mevcut anayasaya ne kadar uyduklarının en bariz, en müşahhas, bugünkü deyimle en somut örneklerini takdim edeceğim sizlere. 1. TOKİ'nin 2019 yılında açıklanan 100 bin yeni sosyal konut projesinin akıbetine ilişkin 21.06.2023 tarihinde sorduğum soruya muhatap olarak Çevre Şehircilik Bakanlığı'nı göstererek topu taca atmıştır Cumhurbaşkanı Yardımcısı. Halbuki sorduğum sorunun içerik olarak muhatabı bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalar üzerineydi. 01.10.2023 Çevre Şehircilik Bakanı olan Mehmet Özaseki'ye 31.08.2023 tarihinde sorduğum soruya, aynı soruya Cumhurbaşkanı Yardımcısı demiş ki Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanı'na sor demiş. Ona sormuşum, soruya bugüne kadar cevap alamadım. Anayasayı çiğnemiş, ilga etmiş, tebdil etmiş, tadil etmiş ve anayasayı dinlemiyorum demiş. Peki bu adam hakkında bir işlemi kim yapacak? Meclis mi yapacak? Meclis başkanı mı yapacak? Anayasa Mahkemesi mi yapacak? Kim yapacak? Kimse yapamayacak ki. Sonra da kalkmışlar, anayasayı değiştireceklermiş. Ya mevcut anayasaya uymuyorsun ki, yeni yapılacak anayasaya uymanın teminatı nedir Allah aşkına? Bana bunu söyler misin? Yok. 2. Öğretmen atamalarında mülakatın kaldırılmasına ilişkin 29.09.2023 tarihinde sorduğum soruya bu sefer de Milli Eğitim Bakanlığı'nın muhatap olduğu cevabını vermiştir. 24.10.2023 Halbuki sorunun içeriği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları hakkındaydı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e sorduğumuzda ise 29.09.2023 tarihi verdiği cevabı aynen okuyorum. Ben mülakatı soruyorum, beyefendinin cevabına bakın. Sözleşmeli öğretmen atamaları yürürlükte bulunan 652 sayılı kanun hükmünde kararnamenin ek 4. maddesine göre yapılmaktadır. Ya ben de biliyorum bunun böyle olduğunu. Bu maddede sözleşmeli öğretmenlerin sözlü sınav başarı sırasına göre atamalarının yapılacağı belirtilmiştir. Sözlü sınavlar ise 3-8-2006 tarih ve 29.790 sayılı resmi gazetede yayınlanan sözleşmeli öğretmen istihdamına ilişkin yönetmelik hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Bakanlığımızda istihdam edilecek sözleşmeli öğretmenlerin sözlü sınavlar hakkında çalışmalar devam etmektedir. Tarih 13-11-2023 Bakan Bey bana mevzuat hazretlerini göndermiş. Ne güzel değil mi? 3. Cumhurbaşkanı yardımcısına sordu. 3. soru. Bu sefer Altay tankı seri üretim ihalesine ve teslimine ilişkin sorduğum bir soruya 08.01.2024 Sayın Cevdet Yılmaz'ın cevabı. Ticaret gazetesinden bilgi edinebilirsiniz ve konuyu Savunma Sanayi Başkanlığı takip ediyor şeklinde cevap verilmiştir. 19.03.2024 Şaka gibi değil mi? Aferin, devlet adamları bunlar. 4. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın 97. kuruluş yıl dönemi görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasına ilişkin 19.01.2024 tarihinde sorduğum soruya henüz bir cevap alamadım. 5. Araç muayene ücretleri konusunda daha önce Ulaştırma Altyapı Bakanlığı'na tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlığı'na 14.06.2023 tarihinde sorduğum aynı mahiyetteki soru önergelerime Hazine Bakanı
Hazine ve Maliye Bakanı, Ulaştırma Altyapı Bakanı'nın konusu. Ulaştırma Bakanı da Hazine ve Maliye Bakanı'nın uhdesinde cevabını vermiştir. Ben de Cumhurbaşkanlığı'na bu cevapları ekleyerek bakanlıkların hangi işi yapıp yapmadığını, niçin bilmediklerini, bunun devlet ciddiyetine uygun olup olmadığını sorduğumda bana zat-ı şahaneleri, Cumhurbaşkanlığı'nın kurumların iş bölümü hakkındaki yayınladığı mevzuatı göndermiştir. Utanıyoruz. Milletvekiline verdiği cevaba bak Allah aşkına. Yani milletvekilinin saygınlığını tanımıyor, kendi saygınlığını bilmiyor, Cumhurbaşkanlığı yardımcısı makamında oturuyor ama gönderdiği mevzuat hazretleri. 21.02.2024. Şimdi kurumların ve ülke yönetiminin ne hallerde olduğunu ben milletimin takdirine bırakıyorum. 6. TRT'nin futbol maçlarını şifresiz yayınlamasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz'a 02.02.2024 tarihinde sorduğum soruya ise TRT'nin görev ve sorumluluklarını anlatan bir tek paragraflık mevzuat gönderilmiştir. Açıklama yok. Denetleme görevimi yapamıyorum. Soru önergelerime cevap vermiyor. 7. Birleşmiş Milletler tarafından Suriye uyruklu kişilere kalıcı yerleşim yeri yapılmasına dair proje hazırlandığı iddiasına ilişkin 16.02.2024 tarihinde sorduğum soruya ise iddiaların sadece basında yer aldığı, bu konu hakkında kendilerine herhangi bir bilginin bulunmadığı ifade edilmiştir. 5.4.2024. Yahu o kadar biz de biliyoruz. Sen devlet değil misin? Senin vali bu toplantıları, görüşmeleri Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla yapmış ama sen basında yer alan iddialardan bilginiz yok diye cevap veriyorsun. Bilgi edin, sor, soruştur o zaman. 8. Türk Hava Yolları yöneticilerinin aldıkları maaşa ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz'a 3.5.2024 tarihinde bir soru sordum. Yine muhatabın kendileri olmadığını söyleyip topu taca attı. 29.05.2024. Ben de 10.06.2024 tarihinde Ulaştırma Altyapı Bakanı'na sordum. Zat-ı Şahaneleri de bana cevap olarak Türk Hava Yolları'nın Türk Ticaret Kanunu'na ve Sermaye Piyasası Kanunu mevzuatına göre faaliyet gösteren özel hukuk tüzel kişisi ve halka açık bir şirket olduğu tüm açıklama yükümlülüklerini mevzuat çerçevesinde yerine getirdiği belirtildiğini anlatan saçma sapan bir bilgi notu gönderdi. 18 Temmuz 2024. 9. A Milli Voleybol Takımının A Milli Kadın Voleybol Takımının Türk Hava Yolları'nın tarifeli uçağı ile seyahat etmesine ilişkin 28.05.2024 tarihinde sorduğum soruyu 25.06.2024 tarihinde yine muhatabı biz değiliz diyerek cevap verdi. Türk Hava Yolları'nın kime bağlı? Türk Hava Yolları kime bağlı? Bu arada bilmiyorsa hatırlatayım. Varlık Fonu'na ve onun başındaki Cumhurbaşkanı'na bağlı. 10. Tasarruf tedbirleri kapsamında yerel basına getirilen kısıtlamalara ilişkin 03.06.2024 tarihinde sorduğum soruya ise şu ana kadar yanıt alamadım. 11. Diyanet İşleri Başkanlığı Amerika Birleşik Devletleri'nde Diyanet Center of America Turkish American Community Center adıyla vergiden muaf statüde bir ABD kuruluşu olarak faaliyet gösterdi. Ve çeşitli mülkler satın alması hakkında 03.07.2024 tarihinde sorduğum soru ise hala cevaplanmayı bekliyor. 12. Hac vizesi dışında turist, işçi, umre, ticari gibi değişik vizelerle hac ibadeti yapmak niyetiyle hacca giden bazı vatandaşlarımızın Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Suudi Arabistan yetkililerine ihbar ettiği hususu hakkında sorduğum soru da cevapsız. 13. Fahri Kur'an kursu öğreticileri hakkında Cumhurbaşkanlığı'na sorduğum soru da aynı şekilde cevapsız bırakılmıştır. Özetle, Cumhurbaşkanlığı aslında kendisini ilgilendirdiği halde içerikte herhangi bir bakanlığın ismi geçtiğini görünce topu hemen taca atarak muhatabın kendileri olmadığı gibi bir yola sapıyor. Zoraki verdiği cevaplarda ise iki satırlık mevzuat hazretlerini göndererek bize günah savuyor. Adalet Bakanlığı'na iki soru sordum. 1. 2019 yılından bu yana adli ve idari yargı hakim adaylığı için yapılan yazılı sınavlara ve mülakatlara ilişkin 28.11.2023 tarihinde sorduğum soru ile 2. Türkiye'deki cezaevlerinde bulunan mahkum sayısının yüksekliği ve bunun yol açtığı insan ve hukuki sorunları hakkında sorduğum soruya bugüne kadar da bir cevap alamadım. Adalet Bakanlığı adaleti tesis edecek, bana da adil bir cevap verecek.
şu kadar kişi kalıyor diyecek. Mülakatla ilgili husus bundan ibarettir. Herhangi bir torpil yok, herhangi bir rüşvet yok, iltimas yok, irtikap yok diyecek. Ama cevap verme lüzumunu dahi hissetmiyor veya tenezzülüne bile katlanamıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'na 5 soru sordum. 1. Emekli aile hesaplamasındaki farklılığa ilişkin 14.9.2023 tarihinde sorduğum soruya sosyal güvenlik sisteminin finansal sürdürülebilirliğini sağlanması amacıyla 5510 sayılı kanunla aylık bağlama oranlarında değişikliğe gidilmiştir şeklinde bir cevap vermiştir. 13.11.2023 emeklilerimizin hatta çalışanlarımızın bile ne durumda olduğu ortadadır. 2. Emekli maaşı bağlanma oranlarına ve kök maaş denilen adaletsiz uygulamaya ilişkin 13.06.2024 tarihinde sorduğum soruya ise henüz cevap alamadım. 3. Milli Savunma Bakanlığı'nca yapılan uzman alımı mülakatı hakkında açılan davaya ilişkin 27.06.2024 tarihinde. 4. Yabancı iş istatistiği hakkında 18 Temmuz 2024 tarihinde. 5. Belediyelerin işten çıkarılan çalışanlar hakkında 18 Temmuz 2024 tarihlerine verdiğim soru önerilerine ise cevaplarını bekliyorum. Verirlerse tabii. Lütfederlerse tabii, anayasal haklarının olduğunu unutmazlarsa tabii. Dışişleri Bakanı'na 4 soru sordum ve hiçbirine cevap alamadım. 1. İsveç'in NATO'ya katılımı sürecinde Türkiye'nin izlediği dış politikaya ilişkin. 01.02.2024 2. İran ve İsrail arasında yaşanan kriz, bakanlık tarafından alınan önlemlere ilişkin. 04.2024 3. 3 Haziran 2024 tarihinde Çin'e yapılan resmi ziyaret ilişkin. 11.06.2024 4. Fener Rum Partisi Bartolomei olsun. Ekümenik sıfatıyla İsviçre'de katıldığı toplantı hakkında 26.06.2024 not. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı bu önerimizi Türkiye'yi temsil eden katılan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yanında tam da karşısında bu sıfatını kullanmış ve Sayın Fidan bu durumdan herhangi bir rahatsızlık duymamıştır sözüyle Türkiye Cumhuriyeti'nin her şeyden sonradan haberi olan aciz bir devlet gibi gösterdiğini düşünüyor musunuz? Sözünün bu şekilde sorulamayacağı gerekçesiyle iade etmiş. Biz de yeniden düzenleme yaparak yeniden vermişizdir. 16.07.2024. Bu da utanılacak bir durum. Ben soru soruyorum. Benim sorduğum soruya burada meclis başkanlığı müdahale ediyor. Hani milletvekillerinin dokunulmazlığı vardı? Niye? Hakan Fidan'a bu şekilde soru soramaz mıyız? Hakan Fidan naifsel mi? Değil ki. Hakan Fidan da bir insan. Allah'ın kulu, Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı ve bakan. Benim sorduğum soruya o cevap versin. Sen bana bu soruyu soramazsın, sen bu şekilde soru soramazsın diyerek o bana söylesin. Sen meclis başkanı olarak benim hukukumu koruyacaksın. Sen meclis başkanı olarak gelmişsin, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın hukukunu koruyorsun. Enerji Bakanı'na sorduğum sorular. 1. 29.08.2023 tarihinde maden arama faaliyetleri sonrası yapılan ağaçlandırma faaliyetlerine ilişkin sorduğum soruya ise Bakan Bey, bakanlığın yaptığı başarılı iş ve uygulamalar hakkında bir bilgi notu göndererek cevap vermiştir. 07.11.2023 Gençlik ve Spor Bakanlığı. 1. Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarında öğrencilerin yaşadığı sorunlara ilişkin sorduğum soruya ise Sayın Bakan Beyefendi cevap verme zahmetine girmemiştir. Yorulur. Kaleminde mürekkep tükenir. Kağıtlar kalmaz. Tasarruf ediyor herhalde. Tasarruf genelgesini böyle algılıyor herhalde. Mehmet Şimşek'in tasarruf genelgesini bu şekilde algılıyor. 08.05.2024 tane sormuşum. Hazine ve Maliye Bakanlığı. Vergi muafiyeti hakkında sorduğum soru ise cevabını beklemektedir. 19.24. İşlerin çok. Para arıyor. Onun için veremedi cevap. Ben o para arıyor Türkiye'ye. Ondan nedenle biraz sabırla bekliyorum kendisini. Ama 15 gün geçti. Bilgisi olsun. İçişleri Bakanlığı'na 4 soru sordum. 1. Ücretsiz toplu taşıma hizmeti sunan belediyeler hakkında 14.11.2023 tarihinde sorduğum soruya görev ve sorumluluklar içinde yer almadığı gerekçe göstermiştir. 06.12.2023 Ben de tekrar soruyorum. Belediyeler idari sorumluluk gereği hangi bakanlığa bağlı Sayın Bakan? Mesela belediyelere hangi bakanlık kayyum atıyor? Bana söyler misin? Yani bu belediyeler kime bağlı? Cumhurbaşkanlığa mı bağlı? Yoksa bilmediğimiz bir Rusya'nın bir bakanlığına mı bağlı, Yunanistan'ın bir bakanlığına mı bağlı, onu da bilemiyoruz. 2. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili bazı iddialara ilişkin 15.11.2023 tarihinde sorduğum soruya ise söz konusu dosyalardan biri olan Sarıyer Çamlıtepe Derbent Gecekondu Dönüşüm Projesi ile düzenlenen araştırma raporu doğrultusunda verilen işleme konulmama kararına karşı yapılan itiraz üzerine Danıştay 1. Dairesi tarafından ek araştırma raporu düzenlenmesi talep edilmiş olup projede yer alan protokole göre plandaki tescilsiz alanların kiralanmasındaki belirsizliklere ilişkin ek araştırma süreci devam etmektedir. Ayrıca ön inceleme yapılan 6 dosyadan biriyle ilgili süreç tamamlanmış olup diğerleriyle ilgili işlem süreci devam etmektedir şeklinde bir bilgi notu göndermiştir. 31.01.2024 yahu
30 küsür dosyadan ve soruşturma izni verilmeyen müfettiş raporlarından bahsediyorum. Bana hikaye anlatıyor ve bu dosyaların devlete zararı, milletimize, İstanbullulara zararı 90 milyar olduğu söyleniyor. Eski parayla 90 katrilyon olduğu söyleniyor. Utanmıyorlar. Bu paralar milletin parası. Hani kulak gibi Allah'ın huzuruna gitmeyecektiniz sizler. 3. Son olarak kamuoyunda tartışılan polis özel hareket başkanının ve yetkililerin el öpmesiyle ilgili 18 Temmuz 2024 tarihinde. Yine cevap yok. Kaymakamlık sınavlarında 4. Yaşanan torpil ve usulsüzlük iddialarına ilişkin verdiğim soru önergelerine cevaplarını bekliyorum. Ve 18 Temmuz 2024 Milli Eğitim Bakanlığı için soru önergesi verdim. Hasan Olan Köy Enstitüsü 1 onarımı için Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne verdiği iznin iptal gerekçesine ve mezkur binanın akıbeti hakkında 7-9-2023 tarihinde verdiğim soru önergesine Yusuf Tekin Bey, bakanlığımıza bağlı okul olarak kullanılan tarihi binalar için valiliklerce restorasyon projeleri hazırlatılarak öncelikle kültür varlıklarını koruma bölge kurulu müdürlüklerinden izinler alınmakta, daha sonra projelerin aslında uygun biçimde gerçekleştirilmesi için gerekli kontroller sağlanmaktadır şeklinde sorduğum sorulara alakalı olmayan bir dizi mevzuat göndermiştir. 23-10-2023. Kısaca arz etmek istiyorum. Buraya önce Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı'na bir yazı yazarak buranın restorasyonunu yapmak istediğini, yani Hasan Olan Köy Enstitüsü'nün restorasyonunu yapmak istediğini söylüyor ve onlar da izin veriyorlar. Daha sonra ne oluyorsa tekrar yeniden Mansur Yavaş tam ihaleye çıkacak ve bu ihaleyle ilgili işlemler yapılacak, orayla ilgili projeler hazırlanıyor ve Milli Eğitim Bakanlığı bir yazı yazarak izin verdiğini geri çekiyor. Yaşasın. Ne güzel devlet adamları bunlar. Verdiği izni tekrar geri alıyor. Önce izin veriyor. Sonra yanlış yaptım diyor. Peki o günden bu tarafa Hasan Olan Köy Enstitüsü'yle ilgili restorasyonlar yapıldı mı? Yapılmadı. Binlerce kitap var orada. Yüzlerce tarihi tablolar var orada. Orası bizim Cumhuriyet'in, hepimizin eseri orası. Ama o eseri korumak, gelecek nesillere aktarmak, böyle olunca da dedim işte CHP yaptı ya, hemen CHP dönemi. Ya kapatan da CHP zaten, o zaman söyle yapsana kardeşim, niye yapmıyorsun? İki, öğretmen atamalarında mülakatın kaldırılmasına ilişkin önce Cumhurbaşkanı yardımcısına, sonra Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e 29-9-2023 tarihinde sorduğum soruya mevzuatı göndererek cevap verdiğini yukarıda ifade etmiştir. 13-11-2023. Milli Savunma Bakanlığı 1. Milli Savunma Bakanlığı'nca yapılan uzman alanı mülakat hakkında açılan davaya ilişkin 27-6-2024 tarihinde sorduğum sorunun cevabını da bekliyorum, sabırla bekliyorum. Gelelim kendisi seçilmiş ve laisör olduğunu zanneden Sağlık Bakanlığı. O gün mecliste genel kurulda konuşmama başlarken başardık diye başlamıştım. Herkes Mehmet Şimşek'e atıfta bulunacağımı zannetti. Yok yok, Sağlık Bakanı'na atıfta bulunuyorum dedim. Verdiğim bütün soru önergelerine cevap vermemişti. Kendisini laisör zannediyordu, tartışılama zannediyordu. Ben de onu uzaylı zannediyordum. Uzaylı olduğu için dünyalara cevap vermiyor zannediyordum. Çok şükür affını istemiş. O da insanmış, uzaylı değilmiş. Demiştim. 1. Tıbbi cihaz ve malzeme sektörünün sorunlarına ilişkin olarak 13-6-2023 tarihinde sorduğum soruya 15-12-23 tarihinde işletme birimleri tıbbi malzeme alanlarında döner sermayeli işletmeler, bütçe ve muhasebe yönetmeliğine göre ilgili firmalara sözleşmelerinde belirtilen ödeme, gün süresi doğrusunda ödemelerini düzenli olarak yapmakta olup, Devlet Malzeme Ofisi tarafından gerçekleştirilen tıbbi cihaz ve malzeme satın almalarına ait vadesi geçmiş borcumuz bulunmamaktadır şeklinde doğru olmayan bir cevap göndermiştir. Bir de doğru olmayan cevaplar gönderiyor. Ve vatandaşa adeta kan kusturdular, tıbbi cihaz tedarikçilerine kan kusturdular ve şöyle dediler: 3 sene, 4 sene, 5 sene paralarını ödemediler. %25 indirim yaparsanız biz size ödemeyi yapacağız dediler. Ve alacaklarınızdan vazgeçeceksiniz. Ya zaten o zaman kur neredeydi? 3 sene sonra ne hale geldi? Paraları pul oldu. Siz vatandaşınızı böyle koruyorsunuz işte. 3, 2, Turkuva karşısına dair çeşitli veriler ilişkin 08-11-2023 tarihinde sorduğum soruya cevap vermedi. 3, sığınmacılara sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin 13-5-2024 tarihinde sorduğum soruya 4. Sağlık sektöründe yaşanan sorunlarla ilişkin 22.05.2024 tarihinde soruma, 5. Şehir hastanelerine ilişkin 7.06.2024 tarihinde sorduğum soruya, 6. Muğla Datça Devlet Hastanesi'nde yaşanan uzman doktor eksikliği ve ekipman yetersizliği, bölge halkının sağlık hizmetlerine erişimindeki sıkıntılar hakkında 12.07.2024 tarihinde verdiğim soruya maalesef cevap alamadım. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 1. Resmi kurumların haberleşmede kullandıkları mesajlaşma uygulamalarına ilişkin 19.1.2024 tarihinde verdiğim soru önergesine, 2. Türkiye Uzay Ajansı'nın yürüttüğü Milli Uzay Programı'na ilişkin 25.01.2024 tarihinde verdiğim soru önergesine ve
BYD gibi global bir markanın, Çinli firma, Türkiye'deki varlığı ve TOK'un rekabet gücünü etkileyeceği hakkında 11.7.2024 tarihinde verdiğim soru önergelerine maalesef yine cevap alamadım. Tarım ve Orman Bakanı'na. 1. TMO'nun özel firmalara sattığı kuru üzüme ilişkin. Toprak Mahsulleri Ofisi ile ilişkin. 28.11.2023 tarihinde verdiğim soru önergesine. 2. Türk Sudan Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Anonim Şirketi'nin tasfiyesine ilişkin 01.12.2023 tarihinde verdiğim soru önergesine. 3. Tarım ve Hayvancılığı yönelik politikalar ilişkin 31.5.2024 tarihinde verdiğim soru önergesine ve 4. Tarım Bakanlığı'nda yapılan bir personel alımı sürecinde yaşanan sorunlara ilişkin, iddialara ilişkin, sınavlardaki torpillere veyahut da istismarlara ilişkin 27.6.2024 tarihinde verdiğim soru önergesine cevap alamadım. 5. Bazı alanların Cumhurbaşkanı kararıyla orman sınırları dışına çıkarılmasına ilişkin 30.01.2024 tarihinde verdiğim soru önergesine ise orman alanlarının korunması konusunun Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde olduğu son yıllarda ağaçlandırma faaliyetlerinin hızlandırılığı şeklinde cevap vermiştir. Ya ben ne diyorum, o ne diyor? Hani arada orada bir tabir var ya, şimdi adam tambur çalıyor, tamburam ne diyor, ben ne diyorum diyor. Nasrettin Hoca eşeğin kafasına vurmuş, arkasından bir ses gelmiş, ben nereye vuruyorum, nereden ses geliyor diyerek, ben ne diyorum, sen bana, ben sana hangi soruyu soruyorum, sen bana hangi cevabı veriyorsun ve tarım ve hayvancılığın niye bu hallerde olduğunu, gıda fiyatlarının niye dünyadan bile yüksek olduğunu açık bir göstergesi, ne derseniz bu lakayt ve layüsellik, ben bunlara lakaytlık ve layüsellik derim, değerli basın mensupları. Ticaret Bakanı'na, İsrail ile yapılan dış ticarete ilişkin 26.1.2024 tarihinde sorduğum soruya ise şu ana kadar yanıt verilmemiştir. Önce İsrail'e ticaret yok dediler, o gemiler Filistin'e gidiyor dediler, Filistin'in limanı olmadığı için İsrail tarafından Filistin'e gönderiliyor dediler. Ardından Ulaştırma Bakanı çıktı açıklama yaptı. Şu kadar 1.9 milyon ton buralara bizim limanlarımızdan veyahut da başka limanlardan transfer olarak buraya malzemeler gidiyor dedi. Malzemelerin cinsini de burada şeye sorun dedi Ticaret Bakanı'na. Ticaret Bakanı'na sorduk. O da cevap vermedi beyefendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'na 1. Motorlu araç muayene istasyonlarına ilişkin 08.08.2023 tarihinde sorduğum sorunun serencamını yukarıda anlatmıştım. 2. Gövdes Akhisar, Selendi-Sivas yolları hakkında 25.01.2024 tarihinde sorduğum soru ise söz konusu yolların 2025 İzmir-Ankara yüksek hızlı tren ise 2028 yılında bitirileceğini belirten bir bilgi notu gönderilmiştir. 15.04.2024 2024 yılındayız. Bakalım bu yol Akhisar-Gördes, Gördes-Demirci, Demirci-Selendi-Sivas yolunu Allah ömür verirse 2025 yılında yine bu parlamentoda dile getiririz. Yapmazlar, yapamazlar. Çünkü hazinede paraları yok. Kaç sene önce bitecekti, bitirmediler. Şimdi de Ulaştırma Bakanı bunlar 2028'de bitecek demişti. Şimdi 2025'e almış. 3 sene erken almış. Takip edeceğim Sayın Bakan. 3. Türk Hava Yolları ve iştiraklerinde müdür ve üst yöneticilere ödenen ücretlere ilişkin 16.2024 tarihinde sorduğum soruya Türk Hava Yolları'nın Türk Ticaret Kanunu'na ve Sermaye Piyasası Kanunu'na mevzuatına göre faaliyet gösteren özel hukuk tüzel kişisi ve halka açık bir şirket olduğu tüm açıklama yükümlülüklerini mevzuat çerçevesinde yerine getirdiğini belirten bir cevap vermiştir. 18 Temmuz 2024. Ya bu kadar yüksek para alıyor diyorum. Bu kadar kişiler niye alıyorlar diye soruyorum. O mevzuat hazretlerini gösteriyor, gönderiyor bana. Gerekçesini sunmuyor. Sonucunu gönderiyor. Sonucu bile göndermiyor bana. 4. Zafer Havalimanı ve Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde inşa edilen ve kamu özel işbirliği modeliyle işletilen birçok havalimanı hakkında 11.7.2024 tane sorduğum soruya ise henüz cevap alamadım. Bu Zafer Havalimanı problemli bir havalimanı. Aynısını geçenlerde yine başka havalimanlarla için de gündeme getirdi millettekileri. Buraya bir tek uçağın inmediğini, bir tek yolcunun olmadığını ama buralara ödeneklerin yapıldığını, işçi alımlarının aldığını ve birilerine yine aynı şekilde paraların aktarıldığını, milletin 85 milyonun parasının birilerine peşke çekildiğini meclis genel kurulunda dile getirmişti millettekileri. Ve son olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'na, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'na meclis bünyesinde istihdam edilen personel ve atamalar ile kamuoyunda tartışılan torpil iddiaları hakkında dün bir soru sordum, cevabını bekliyorum. 22 Temmuz 2024. Merakla bekliyorum. Burası yasama organı, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye'de en örnek olacak kurum. Milletvekilleri örnek olacaklar. Buradaki çalışanlar,
personel örnek olacak, meclis başkanı örnek olacak, genel sekreter örnek olacak. Bunlar yapmış olacaklar ve tüm bu hikayeden anlaşılacağı üzere Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi bypass edilmiştir. Bir daha söylüyorum. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi bypass edilmiştir. Kuvvetler ayrılığı ilkesi kuvvetler ayrılığı değil, kuvvetlerin tekliği üzerine bina edilmiştir. Yasama da Recep Tayyip Erdoğan'dır, yürütme de Recep Tayyip Erdoğan'dır, yargı da Recep Tayyip Erdoğan'dır. Müşkahına somut örnekler verebilirim. Ve dikkat, maalesef gerçek budur. Ve sadece bir rutini yerine getiren mahallenin noteri hüviyetine indirgenmiştir Türkiye Büyük Millet Meclisi. Maalesef geldiğimiz gerçek budur arkadaşlar. Ve dikkat edileceği üzere ya sorularımıza cevap verilmiyor, ya anayasa çiğnenerek geç cevap veriliyor, ya da verilen cevaplar Anadolu'daki tabirle ben ne söylüyorum, tamburam ne çalıyor mahiyetinde olmaktadır. Bunların hepsini kamuoyunun takdirine sunuyorum ve bunu bütün basın mensuplarıyla paylaşacağım gibi hem Manisa'nın basınına hem de Muğla'nın basınına da özellikle göndereceğim, seçmenlerime göndereceğim ve diyeceğim ki ben yasamada bir milletvekiliyim ve görevimi layık ve çileyle bir yıl boyunca yapmaya çalıştım. Aldığım maaşı hak etmek istedim ve de hem Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir vatandaşı olarak sorumluluk bilinci içinde çalıştım. Hem de aziz milletimin beni bir köylü çocuğunu parlamentoya 4 defa gönderdi ve burada bir milletvekili ve grup başkanı olarak görevimi tam ve layık ve çileyle yaparak onlara layık olmaya çalıştım. Çalışmaya da devam edeceğim inşallah. Burada milletime arz ettim. Milletim de bunu seçimlere doğru gereğini yapacaktır. Saygılar sunuyorum, teşekkür ediyorum. Sorusu olan varsa da cevaplandırmaya hazırım. Ayrıca da 28 dönem yasama ilgili faaliyetlerimi de, bütün yasama ilgili faaliyetlerimi, kaç soru önergesi verdim, kaç kanun teklifi verdim, kaç kürsü konuşması yaptım, kaç basın toplantısı düzenledim, kaç gelen görüşme talebinde bulundum. Bunların hepsini de basınla da ayrıca paylaşacağım. Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.